kudretini göstermiş olan bütün insanları ruhunu kabzetmiş, hepsini toprağın altına gömmüş. Sırtını yere getirmiş. Allah'ın nizamında, düzeninde ölmeyen var mı? Ebedi yaşayan var mı? Sırtı yere gelmeyen var mı? Tabuta girmeyen var mı? Mezara girmeyen var mı? Çukura girmeyen var mı? Yok. Yoksa Allah'ın kudretinin üstüne kudret yok. Ellezî halakal mevte, ölümü yaratması Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor. Hadi karşı koysunlar bakayım. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu ölüm kanununa karşı koyan bir tek varlık gelemedi. Olmadı. Bütün kanunlar çiğnendi. Bütün kanunlar çiğnenebilir. Ama Allah'ın koyduğu ölüm kanununu çiğnemiş bir tek fani var mı? Ölümü kim çiğneyebilir? Ölüm gelip çiğniyor adamı. Öyle bir kanun, öyle bir karar, öyle bir hüküm koymuş. Ellezî halakal mevte vel hayate, bakın hayat. Ölümü de yaratan Allah'tır. Hayatı da yaratan Allah'tır. Ellezî halakal mevte vel hayate. Hayatı da yaratan odur. İşte çocuğun kulağına ezan okuduğumuz zaman bunları telkin ediyoruz. Diyoruz ki, ey anneler, babalar, dedeler, nineler, akrabalar, ahbaplar, adamlar, mahalle, muhit, ey insan, bu çocuğu yaratan var, gönderen var, insan olarak elini, ayağını, gözünü, kulağını tanzim eden var, tertip eden var. Sizin bunda bir payınız yok. Kibirlenmeyin, gururlanmayın, fazla sapıtmayın, şaşkın olmayın, düşkün olmayın. Haddi aşmayın, sınırı geçmeyin, kulluktan vazgeçmeyin. Okunan ezan bunu telkin ettikten sonra bir noktaya daha ifadesi geliyor. İslam'da, inancımızda, dinimizde biliyorsunuz her okunan ezandan sonra namaz kılarız. Sabah ezanı okunur, sabah namazını kılarız. Öğlen ezanı, öğlen namazı. İkindi ezanı, ikindi namazı. Biraz sonra ikindi ezanı okunacak mesela, ikindiyi kılacağız. Akşam ezanı okunur, akşam namazı. Yatsı ezanı okunur, yatsı namazı. Cuma ezanı okunur, cuma namazı. Neyse. Yani her okunan ezanın namazı var mı, yok mu? Siz söyleyin. Var. Allah ezan emrettiyse namaz da emretmiştir. Namaz varsa ezan olacak, ezan olsa namaz olacak. Peki bu çocuğun, bu bebeğin, bu kundaktaki yavrunun kulağına okunan ezan madem ki ezandır, madem ki her ezanın da mutlaka bir namazı vardır, bu çocuğun kulağına okunan ezanın namazı nerede? Bunu düşünmek zorundayız. İşte ezan okurken bu hikmetleri, bu sırları, bu sınırları, bu sebepleri, bu hikmetleri düşünmemiz lazım. Her okunan ezanın namazı olur da o bebeğin, o çocuğun, o sabinin kulağına okunan ezanın namazı olmaz mı? Hemen söyleyeyim. Bu kulağa okunan ezanın da namazı biliyorsunuz, cenaze namazı diye bir namaz var. Cenaze namazı. Bak cenaze namazı, cenaze için, cenaze namazı için ayrıca bir ezan okunmaz. Mesela öğlenle ikindi arasında bir Müslüman vefat etse, hemen onun eğer cenazesi hazırsa, kefen hazırsa, defin hazırsa, kabir hazırsa, hazırlık tamamsa beklenmez. 3-5 Müslüman bir araya gelir, ezan mezan okunmadan hemen cenaze namazı kılınır, götürülür, defin edilir. Gömülür. Bakın ezan okunmaz. Niye okunmaz? Çünkü o cenaze namazını kıldığımız adam dünyaya geldiği zaman kulağına ezan peşin okundu. Peşin. Daha ne ezan okuyacaksın ki? Doğduğu gün kulağına okuduğumuz ezan öldüğü zaman kıldığımız cenaze namazının ezanıydı. Niye ezanı peşin okutuyor Cenab-ı Hak?
Ya daha bu adam ölmedi ki. Niye bunun cenaze namazının ezanını şimdiden okuyorsunuz? Öyle bir hikmet var ki burada. Öyle bir ibret var ki burada. Allahu Teala şu hususu telkin ediyor Müslümanlara, insanlara. Ey insanlar, bu yavruyu yaratan ellezî halaga, yaratan Allah'tır. Dünyaya gönderen de Allah'tır. Dünyaya gönderdiği gibi dünyada kalmak için değil, dünyaya kalmak için değil, dünyadan almak için geldi. Sevinirseniz ölçülü sevinin. Hoşunuza gidiyorsa ölçülü hoşlanın. Sınırı geçmeyin, gaflete düşmeyin. Bu çocuk geldi ama gidecek. Bir gün bunun mutlaka cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı kılınacağı için peşin kulağına ezan okunmaktadır. Niye hemen peşin? Ne zaman öleceği belli değil ki. Bakın hikmet burada. Bu hikmeti anlamak lazım. Hiç kimsenin ne zaman öleceğine dair elinde bir tek belgesi yoktur. Doğduğu dakika ölen çocuklar var. Doğar doğmaz hafif ses çıkarıp ağlayıp hıçkırıp ölenler var. Kim ne zaman öleceğini, kim nerede öleceğini, kim nasıl öleceğini nereden bilecek? İşte yeryüzüne gelen bebeğin, masumun, sabinin, ceninin, kundaktaki bebeğin dahi hayatta ne kadar kalacağını, ne zaman öleceğini, ne zaman ruhunu Allah'a teslim edeceğini hiç kimsenin bilmemesi sebebiyle ezan peşin okunmuştur ki belki biraz sonra ölebilir. Namaza hazır olsun. Namazına hazırlık olsun diye kulağına ezan peşin okundu, önden okundu, hemen okundu. Bütün bunlarla Cenab-ı Hakk'ın insanı yarattığını, nasıl isterse öyle yarattığını, dünyaya getirdiği gibi dünyadan da götüreceğini, küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna türcaun. Bakın türcaun ne demek? Müracaat kelimesi buradan geliyor. Müracaat, yani eninde sonunda başınızı vuracağınız yer orası. Türcaun, rücu edeceksiniz, müracaat edeceksiniz. O kapıdan çıktınız, o kapıdan gire. Başka kapı yok, başka çıkacak yer yok, başka gidecek yer yok. Bundan dolayıdır ki bir Müslümanın ölüm haberini eşitir eşitmez bir şey söylememiz sünnet olmuştur. Bir şey söyleyeceğiz, bir dua okuyacağız. Nedir o? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'ın açtığı kapıdan geldik, Allah'ın açtığı kapıdan gireceğiz. Allah'tan gelip Allah'a gideceğiz diye bir dua var, ayet var, onu okuyoruz. Başka kapı yok ki zaten. Tıpkı insanın sağ kulağı, sol kulağı. Sağ kulaktan alıyorsun mesela, öbür kulaktan çıkıyor. Yani dünyada geliyorsun, gidiyorsun. Bir geliş kapısı var, bir giriş kapısı var. Sen kendinde, kendine malik değilsin, kendine hakim değilsin. Yeryüzünde istediğin kadar kalmaya malik değilsin. Ben dilediğim gibi kalırım, dilediğim gibi yaşarım, dilediğim gibi yerim, dilediğim gibi gezerim. Ulan bana kimse karışamaz. Hey, bildiğimi. Vallahi yanlıştır. Ben güzelim, ben zenginim, ben milyarderim, trilyonerim, ben cumhurbaşkanıyım. Beş para etmez. Sen kendine malik değilsin. Burada çok devamlı, çok galip, çok hakim kalmak gücüne malik değilsin. Ağlamaya mahkumsun, acıkmaya, susamaya, hasta olmaya, ameliyat olmaya, ölmeye, tabuta girmeye, toprağa girmeye, mezara girmeye mahkumsun. Yok, hakimim. Kim hakim diyor? Niçin ne kadar hakimim diyenler sonunda mahkum olup topraklara gömülmedi mi? Ha, bu noktayı çok ısrar ediyor. İnna halaknaküm, işte yarattık sizi. Yeryüzünde yaratmış olduğunu, yaratıcı olduğunu, yaratma nizamını Allah'ın Kur'an'ında sık sık
okursunuz, duyarsınız, dinlersiniz. Yarattık, 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 yarattık.